2020'de sizin için neler değişti? 2020 nasıl geçti? Kötü geçti. Çünkü eğitim olarak çok şey değişti. Bir anda masalardan kalkıp evde çalışmaya çalıştık. 2021'den beklentileriniz? Bitmesi. Yani şu an koronanın bitmesini istiyoruz sadece. Tek beklentiniz koronanın evet. Bitmesi. Peki başka beklentileriniz var mı? Üniversite kazanmak. Üniversite öğrencisi olarak. Zaten çok sürekli haber izliyoruz. Psikolojimiz o kadar bozuldu ki ders çalışamıyoruz yani. Ama umarım buna alışmak istemiyoruz ve biterse hepimiz için daha iyi olur. Hani sınava girebileceğiz mi? Nasıl olacak? Konular, her şey olarak eğitim de göremiyoruz. Ya hiçbir şekilde okullarımız bitti. Okullar açılmadı hiçbir şekilde. O yüzden kötü geçti bizim için. Yani ailem uzakta olduğu için onların yanına gidemedim. İyi geçti yani. Güzel geçti. Yani korona olmasa daha iyi olabilirdi. Aile bağlarımız kuvvetlendi. Biraz daha hani fazla zaman geçirdik. 2021'den beklentileriniz? Koronanın bitmesi, her şeyin normale dönmesi. 2020 rezillik geçti. Niye rezillik geçti? Deprem Türkiye için diyorum. Ondan kuraklık. Ben köylüyüm. Ekinleri ektik, nişasta oldu. Kimi çıktı, kimi çıkmadı. Yani onu Allah bilir de inşallah kurdun kuşun nasibi vardır da. Kurdun kuşun hatırına Allah'ım rahmet verir de düzelir. Sizin için nasıl geçti? Bizim için ben emekliyim. İyi, ben idare... Unutamadığınız şeyler oldu mu 2020'de? Buyur. Unutamadığınız şeyler oldu mu? Unutamadığım şeyler şunlar işte. Kendi arazimizle ilgilenemedik bu kura dolayısıyla. İşte pandemi dolayısıyla. Bu sıkıntılar. Başka emekliyim. Rahat. 2021'den beklentileriniz nelerdi? 2021'den ilk öncelikle Allah inşallah yaş yağmur verir de, rahmet verir de ortalık düzelir. Pandemi de gider inşallah. 2020 sizin için nasıl geçti? İyi diyelim ama iyi geçmedi. Koronavirüs kötü yaptı ortalığı. Yakın dostlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Yaşlı ninelerimiz, teyzelerimiz vefat etti. Yani hiç iyi geçmedi. İnşallah 2001 yılında daha iyi geçer. 2021'den neler beklentim? Sağlık, mutluluk, huzur, insanların el ele kol kola dolaşabileceği bir Türkiye istiyorum yani. Barışın olduğu. Vallahi biraz iyi geçti, biraz sıkıntılı geçti işte. Nasıl geçsin? Güzeldi yine de ama işte bu şey dolayısıyla, hastalık dolayısıyla biraz sıkıntı işte herkesin ana baba, her çoluk çocuk hep biraz sıkıntılı geçti işte. Üzüntü olduğum olaylar işte bildiğimiz eş dost biraz rahatsızlandı, ölümler oldu, bilmem sıkıntılar oldu. Onlar biraz üzdü yani, yoksa güzel olarak borcum vardı. Ben de borcu yani güzel verdim bu sene yani kazancım, ben de bir çördü vereceğim. İyi ki güzel geçti, sadece hastalık biraz üzdü yani. Sene boyunca hastalıktan. Yani pandemiden dolayı berbat. Aile etrafından, çevrenden insanların hastalanması tabii ki insanları üzüyor. 2021'den beklediğiniz nedir? İnşallah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde bir yıl olur. Vallahi 2020 gördüğünüz gibi çok sıkıntılı geçti. İnşallah 2001 yılında bu sağlık problemi bir an önce çözülür. Aşı gelir, biz de çocuklarımızla beraber sağlıklı, huzurlu bir şekilde yaşam süreriz diye temenni ediyoruz tabii. Benim hayatımda biz aile olarak ailece çocuklarımızla vakit geçirmek, yani dışarıda vakit geçiremiyoruz istediğimiz tarzda. Çocuklarla daha çok zaman geçiriyoruz. Evde öğretmen olduk bir nevi. Dışarı çıkış saatlerimiz değişti. Ya kurallara rivayet etmeyi öğrendik sanki daha çok. Hani kurallarla yaşıyoruz. Uymaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Evde yaşamayı öğrendik daha çok. Gerçekten zor bir dönem atlattık. İnşallah 2021 güzel geçer. Yani şu aşılar da gelirse, kurtulursak daha güzel olur. Şey, 2020'de ben okulların açılmasını istiyorum. Okulların açılmasını istiyorum. Açılırsa çok mutlu oluruz 2020'de. Çok mu özledin okula gitmeyi? Evet. En çok neyi özledin okulda? Arkadaşlarımla oynamayı.